yarım dairenin alanını bulunuz. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, bir bakalım dairenin alanının pi çarpı yarı çapın karesi olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Bu dairenin tam bir daire olduğunu farz edersek alanı kaç birim kare olacak? Yarı çapın 2 olduğunu vermişler. Güzel. Eğer buradaki daire tam bir daire olsaydı alanını pi çarpı 2'nin karesi 4. Evet, alan 4 çarpı pi olurdu. 4 pi olacaktı. Ama şimdi eğer buraya 4 pi yazarsak hata yapmış oluruz çünkü 4 pi buradaki tam dairenin alanı. Yarım dairenin alanını istedikleri için tam dairenin alanını 2'ye bölmemiz lazım. 4 pi'yi 2'ye bölersek 2 pi eder. İşte bu kadar. Yarım dairenin alanını bulduk. Evet, gelin hemen bir tane daha yapalım. Burada alan yerine kısmi çemberin yay uzunluğunu bulunuz demişler. Bulmamızı istedikleri yayın uzunluğunu da maviyle göstermişler. Maviyle gösterilen yay çemberin 3 bölü 4'de olduğu için uzunluğu da çemberin çevresinin 3 bölü 4'de olacak. Peki çevreyi nasıl hesaplıyorduk? Çevre 2 pi çarpı yarıçap olarak hesaplanıyor, değil mi? Yarıçapı 4 olarak verdikleri için 2 pi çarpı 4 yazıyorum çarpmanın sırasını değiştirip önce 2 ile 4'ü çarparsam 8 pi. Evet 8 pi. Ama dikkatli olun 8 pi tüm çemberin çevresi. Bizden buradaki yayın uzunluğunu bulmamızı istiyorlar ve bunu çevrenin 3 bölü 4'ünü bularak hesaplayacağız. 3 bölü 4 çarpı 8 pi. Evet ne eder? 3 çarpı 8 24 bölü 4 6. O halde yayın uzunluğu 6 pi'ye eşitmiş. Aynı işlemi şu şekilde de yapabilirdik. 8'in 4'te 1'i 2'dir. 3 tane 4'te 1 yani 3 tane 2 ise 6 eder diye de hesaplayabilirdiniz. Buradaki kısmı çemberin yay uzunluğu neymiş? 6 pi. Tekrar edecek olursak uzunluğunu bulmamızı istedikleri yay çemberin 4'te 3'ü. 4'te 3 olduğunu, buradaki açının 90 derece olmasından anlıyoruz. 90 derece, 360 derecenin 4'te 1 olduğu için, geriye kalan yayın uzunluğu, çemberin 4'te 3'üdür. Basit.